Şimdi zeka testleri ile biz zekayı belirliyoruz. Çeşit çeşit testler var. Bu testlerin hiçbirisi de çok böyle iddia testler değil. Niye iddia testler değil? Çünkü iddia bir testin eğitimden bağımsız olması gerekir. Yani hiç eğitim almamış zeki bir adamla eğitim almış bir zeki bir adamı ölçebiliyor olması gerekir aynı şekilde, ama öyle değil. Bizim testlerin hepsi bir şekilde öyle veya böyle eğitimle bağlıdır. Dolayısıyla eğitimli insanlar genelde testte daha iyi sonuç aldığını görüyoruz. Bu bir sorun. Tabii testlerle ilgili bir diğer sorun da bunların çoğunun konuşmaya bağlı olması, dile bağlı olması. Mesela diyelim ki Almanya'da yaşayan bir Türk çocuğu eğer evinde sadece Türkçe konuşuyorsa Almanca bir testte başarılı olması zor. Tabii aynı şey Türkiye'deki Türkçe testlerle ilgili de geçerli. Eğer evinizde bambaşka bir dil konuşuluyorsa o zaman tabii Türkçe testte aynı skoru alamazsınız. Dolayısıyla bunlar hep testlerin bir şekilde kısıtlı tarafları. Daha bundan kurtulmaya çalışan testler var. Yani sadece şekiller üzerine olan testler var. Ama onların da güvenilirlikleri, geçerlilikleri diğerleri kadar yüksek değil. Mesela bu testlerden bir tanesi Raven. Raven Standard Progressive Matrisleri diye bir test. Bu test böyle sırf şekillerle olan da bir testtir. Güzel de bir testtir. Ama eski bir test. Bir de tabii testlerde böyle bir sorun var. Testlerin normları eski. Yani 15-20 yılda bir artık işe yaramaz testler. Buna Flynn etkisi deniyor. Yani zaman geçtikçe o testin standartları, normları anlamsızlaşıyor. Halbuki bir testi değerli yapan şey normlarıdır. Yani ben testi niye kullanıyorum? Standart bir soruya, standart üniversitedeki bir çocuk ne söylüyor onu anlayabileyim diye kullanıyorum. Dolayısıyla standartı kaybolduğu zaman bir testin bir işe yaramaz. Mesela bizde BİSKAR ismindeki zeka testi artık kullanılması gereken bir test. Yani birisi size BİSKAR testi yaparsa ona itiraz edin. Çünkü test doğru sonuç vermiyor. O yüzden de bir şekilde şu anda bizdeki kullanılan temeldeki çocuklardaki zeka testinde VISC4. Bizde bir de okul öncesinde de iyi testler yok. O da önemli bir sorun. O yüzden okul öncesinde güvenilir testler olmadığı için genellikle 6 yaşına kadar çok fazla bir Türkiye'de test yapılamıyor. Ama VISC4 Türkiye'de yeni yapılmış bir test. Yani normları da yeni nispeten. Dolayısıyla daha iyi sonuç veren bir test. Ve alt testlerine bakıyoruz biz testlerde. Yani sadece toplam IQ puanına bakmıyoruz. Bir zeka testi genellikle mesela VISC'de baktığımız zaman 10, 12 daha fazla da test verilebiliyor duruma göre. O alt testlere göre puanlar oluşuyor ve çeşitli faktörler var bakılan. Mesela sözel beceriler var. İşte algısal akıl yürütme var. İşlemleme hızı var. Çalışma belleği var. Bunlar ayrı ayrı önemli testler, önemli bilgiler veriyor. Dolayısıyla bir testin değerlendirilmesi ve uygulaması sadece bu konuda eğitim almış, sertifika almış bir psikolog tarafından yapılabilir. Eğer yeterli eğitimi olmayan bir insan tarafından yapılan testlerin bir geçerliği de yok. Yorumlaması da yanlış oluyor. O yüzden test konusunda dikkatli olmak lazım. Hangi testin yapıldığına, kimin yapıldığına bakmak gerekiyor ve bu şekilde o ayrıntılı değerlendirmeleri istemek lazım. Ve bunların üzerine de bir şekilde testi yapan kişilerle veya klinisyenlerle konuşmak gerekiyor. Çünkü bir şekilde orada çıkan sonucu nasıl yorumlayacağınızı bilmeniz lazım. Şimdi bizim Türkiye'de bir garip durum var. Şimdi o Allah'tan azaldı. Bazı uygulayıcı da testin sonucunu aileye vermez. Bu dünyadaki en saçma şey. Yani bir şekilde ben kendi çocuğumla ilgili bir bilgiyi benden saklayamazsın. Yani eğer benim çocuğuma test yapıyorsan sonucunu bana vereceksin. Yani sen kimsin sonuçta testin sonucunu bana vermiyorsun. Yani sen benim çocuğumla ilgili sen bileceksin, ben bilmeyeceğim. Niye ben ne yapacağım çocuğuma yani testin sonucunu bildiğim zaman? Eğer testin sonucunu bilince insanların yanlış yorum yapılacağı düşünüyorsa o zaman bu testin sonucu insanlara doğru anlatılır. Ama bir sürü ailede görüyoruz ki insanlar test yaptırmış, test sonuçları yok ellerinde. Bu şunun gibi bir şey yani ben çocuğumu MR çektiriyorum, beyin MR'ı, bana sonucunu vermiyor doktor. Böyle şey olur mu? Ben şimdi başkasına nasıl göstereceğim o testi, başkasına nasıl anlatacağım? Bu tam bir felaket yani. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla mutlaka sizin çocuğunuza yapılan her türlü değerlendirmenin sonucunu sizin alma hakkınız vardır. Tabii ki anlayacağınız şekilde yazılabilir. O ayrı bir şey. Yani sonuçta bir teknik rapor olmayabilir. Daha ama mutlaka ve mutlaka o sonucu sizin anlayacağınız, işinize yarayacak şekilde almanız hakkınız. Bu hakkınızdan feragat etmeyin lütfen.